Meşet'te Nadir Şah Afşar'ın müzesindeyiz. Burada yukarıda da Nadir Şah Afşar'ın heykeli var. Nadir Şah Afşar kim? Nadir Şah Afşar 18. yüzyılda İran bölgesinde yaşamış birisi ve Kafkasya'dan İndus Irmağı'na kadar tarihte kurulmuş en büyük Afşar Devleti'ni, en büyük Türkmen Devleti'ni kurmuş bir Türk komutan. 1736'da Mugam Ovası'nda Türkmen beylerini topluyor ve Safavilerden sonra Türkmen beylerin ittifakıyla tahta oturuyor. Yaklaşık 11 yıl süren iktidarından sonra 1747'de kendi akrabaları, yeğenleri tarafından şehit ediliyor Nadir Şah. Nadir Şah döneminde en önemli olay Osmanlı, İran yani Afşar Devleti'nin ilişkileri. Burada Nadir Şah Mugan Ovası'nda tahta çıkmak için, şahlığı kabul etmek için en önemli öne sürdüğü şart sahabenin büyüklerine Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnurneyn başta olmak üzere Hazreti Ayşe dahil sahabenin büyüklerine hakaretin İran coğrafyasında yasaklanmasını istiyor ve Türkmen beyleri bunu kabul ettikten sonra Nadir Şah İran bölgesinde Afşar Hanedanı'nın şahı olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra Sultan 1. Mahmud'a, Osmanlı'ya, İstanbul'a mektup yazıyor ve Caferiliğin Ehl-i Sünnet'in 4 mezhebiyle birlikte kabul edilmesini, 5. mezhep olmasını istiyor. Ancak Osmanlı uleması bunu reddettiği için Sultan 1. Mahmud da bunu reddetmiş oluyor. Sultan 1. Mahmud Bağdat'ta müftü olan Abdullah Süveydi'yi İran'a gönderiyor Nadir Şah'ın yanına ve yapılan tartışmalardan sonra Nadir Şah'ın 1743'te ikna olduğu ve Ehl-i Sünnet'i kabul ettiği kaynaklarda yer alıyor. Zaten bu olaydan da yaklaşık 3-4 yıl sonra yine Afşarlar tarafından, yeğenleri tarafından çadırında uyurken öldürülüyor, şehit ediliyor. Nadir Şah'ın için Asya'nın Napolyon'u tabiri kullanılır. Çünkü bir Türkmen genciyken Safavilerin son döneminde Safavilerin saltanat naipliğini yapıyor ve Afganları İsfahan'dan çıkarıyor. Daha sonra da bu lider boşluğundan da faydalanarak Türkmen beylerin ittifakıyla Mugam Ovası'nda on binlerce kişinin ittifakıyla lider seçiliyor. Aslında Nadir Şah'ı bu bakımdan da değerlendirmek gerekir. O tarihteki Türk kurultaylarının bir kısmı günümüzde Erdebil, Azerbaycan sınırında yer alan Mugan Ovası'nda gerçekleşiyor ve Nadir Şah Afşar günümüz tabiriyle demokratik bir şekilde Türkmen beylerinin ittifakıyla, tabii ki bu çok sayıdaki Türkmen beyinin İran bölgesinin de şah olmuş oluyor. Nadir Şah'ı Afşar'ı tarihte bulunan büyük Türk devletlerinden birini kurmuş olması bakımından da önemli. Ancak Türkiye'de yeterince bilinmiyor Nadir Şah Afşar ve onun Ehl-i Sünnet'e benimsemesi. 1743'te Bağdat müftüsü Abdullah Süveydi'nin buradaki iknasıyla, buradaki anlatımıyla, dolayısıyla İran bölgesinde Safavilerin Bulat'ı Şia'ya verdikleri primi kısa saltanatında bir ölçüde normalleştiriyor ve günümüzdeki Caferi mezhebinin de İran coğrafyasında oluşmasında, siyasi olarak oluşmasında önemli bir role sahip olan önemli bir lider, önemli bir komutan.